rhythm, start to play. Dance with me, swim with ease. When you dance, you have to bear with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only everything. When we dance, you have a way with me. Stay with me, swell with me. Merhaba sevgili Akdeniz Haber Merkezi izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Türkiye'yi dolaşarak sektörlerin nabzını tutup sizlerle buluşturuyoruz. Bugünkü rotamızda Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Özlem'in Yeri Ev Yemekleri'nin konuğu olduk. Yanımızda eş firma ortaklarımız Sayın Özlem Bahadır ve Bekir Dicle bulunmakta. Bakalım bize lezzetleri ve bu şık mekanları ile alakalı ne tür bilgiler aktaracaklar. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. İlk önce sizden başlamak istiyorum Özlem Hanımcığım. Özlem'in evi, Özlem'in yeri, ev yemekleri kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Nasıl atıldık ve nasıl başladı bu hikayeniz? Benim hikayem Alanya'ya gelmekle başladı. 2019 yılında ben bu sektöre başladım. Küçük salaş bir yerde başladım tabii ki. Özlem'in yeri orada Özlem'in yeri oldu. Devamında işte birkaç yıl orayı işlettik. Ondan sonrasında da işte bir ara vermek zorunda kaldık. Bir yıl, bir buçuk yıl kadar. Şimdi yeniden buradayız. Allah'ın izniyle Özlem'in yeri yeniden doğdu. Yeniden devam ediyor bakalım. Süper. Pekala. Güzel bir başarı öyküsü aslında kadın bir girişimci olarak sizin için. Küçükten büyüğe doğru ilerliyoruz diyebiliriz. Size demek istiyorum Bekir Bey. Burada sunulan lezzetler neler? Şimdi ben Adıyamanlıyım ama Özlem Hanım Kayserili. Şimdi Türkiye'nin o güzel şehri Kayseri'nin meşhur olan yemeklerini biz burada Alanya'da misafirlerimize sunuyoruz. Hakikaten ilk defa ben de burada Kayseri yağlamasını tattım. Ondan sonra Kayseri mantısını burada tattım. Mükemmel bir lezzet. İşletme ortağı olarak değil ama bir misafir olarak, bir müşteri olarak gerçekten yenilmesi, tadılması gereken bir menü diye düşünüyorum. Şu anda da Alanya'da elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar, sesimizin çıktığı kadar içinde bulunduğumuz sektörü en iyi bir şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz. Burada tabii ki ekran başındaki izleyicilerimizi bilgilendirmek amaçlı. Sadece Bekir Bey'in söylediğiyle sınırlı değiliz. İçli köftemizden yaprak sarmamıza, çorbalarımızdan hamur işlerimize kadar ve tatlılarımıza kadar birçok lezzeti aynı anda buluştuğu yer diyebiliriz aslında burası. Peki hala Özlem Hanımcığım, aynı anda burada kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Kapasitemiz nedir? Vallahi aynı anda bayağı kişi ağırlıyoruz. Yeri geliyor 25-30 kişilik gruplarımız geliyor. O kişileri ağırlayabiliyoruz. Çok da sağ olsunlar memnun olarak ayrılıyorlar. Bu lezzetlerden herkes memnun. Hemen hemen baktığımızda 50 ile 70 arası bir kapasitemiz var diyebiliriz. Pekala, tekrar size döneceğim Bekir Bey. Siz rakiplerinizden ayıran en büyük özellik nedir? Neden sizi tercih etmeliler? Şöyle söyleyeyim. Öncelikle bu bölgede böyle ev yemekleri yapıp yöresel yemeklere ağırlık veren pek sektörde kimse yok. Ama bizler özellikle mekan olarak öncelikle temizliğe, düzene ve bir de şıklığa örnek verdik. Hijyen zaten başta. Bunun yanı sıra bir de Özlem Hanım'ın yani şu bölgede diyebilirim. Dünya şefleri içerisinde bu yöresel yemeklerde parmakla sayısı kadar gösterebilecek yeri var diyebilirim. Yani bizi ayıran bir tek şey bu bölgede lezzetlerimiz ve sunumlarımız. Aynı zamanda mekanın hijyenik ve farklı bir konsepte sahip olması. Buranın en büyük özelliklerinden bir tanesi açık büfe tarzında da gelip alabiliyorlar. Biraz da ekran başındaki izleyicilerimize bilmeyenlere gelip burada tadabilmeleri için biraz bilgi verelim. Tabii ki efendim. Şimdi sabah 05'te başlıyoruz. Gece saat 12'ye kadar servisimiz devam ediyor. Sabah kahvaltı servislerimizde yine açık büfemiz var. Öğlen ve akşam yemeğinde de yine açık büfemiz var. Burada da günün menüsü de çıkıyor ayrıyeten. Bizim kendi menümüzün haricinde işte Kayseri yalanması, mantısı, içli köftesi, sarması, börek çeşitleri ve bir de her gün günü özel birkaç çeşit sulu yemek çıkartıyoruz. İnsanlar istediği kadar, doyabilecekleri kadar diyelim ve çok cüzi miktarlarda burada ödeyerek ayrılıyorlar.
Süper. Pekala, size döneceğim tekrardan Özlem Hanımcığım. Bulunduğunuz sektör bir gıda sektörü. Memnuniyet gerektiren bir sektör ve çok geniş kapsamlı bir sektör. Bu sektörde ne tür sıkıntılarla karşılaşıyoruz? Bu sektörde şimdi herkes aynı şeyi beğenecek diye bir şey yok. Bazen işte çıkabiliyor, hani damak tadına uymayabiliyor. İstiyorlar, yapıyorsun, sonra diyorlar ben bunu istemedim gibi. Bu tür şeyler, ufak tefek şeyler çıkıyor. Ama şöyle söyleyeyim, burayı açtım açalı çok da böyle bir sıkıntı da yaşamadım yani. Çok şükür. Ama arada bir dediğim gibi gözlemeyi istiyor, peynirli diyor ama işte peynirliyi götürdüğüm zaman hayır ben bunu istememiştim, ben şunu istedim gibi bu sorunları yaşıyoruz arada bir. Bunun yanı sıra tabii ki sektörün ana sıkıntılarından iki tanesi, bir girdi çıktı maliyetlerinin çok yüksek olması, bir de kalifiye eleman. Deneyimli eleman bulmakta işletmeler çok sorun yaşıyor. Bu da sizi etkiliyor mu sektör olarak? Evet, evet çok etkiliyor çünkü deneyimli eleman bulamıyoruz zaten. Hani geliyor 3-5 gün çalışıyor, sonra bakıyor olmuyor, çıkıyor. İşte bulamıyoruz kafamıza göre deneyimli birisini. O yüzden de zaten Bekir Bey ile ikimiz birlikte yürütüyoruz şimdilik. Hayırlısı bakalım. Harika. Hedeflerimiz neler Bekir Bey? Bir iki sene sonra kendinizi nerelerde görüyorsunuz? Özlem'in yeri ev yemekleri olarak. Şöyle söyleyeyim, benim esas işim ayakkabı sektörü. Ben 92'de ayakkabı sektörüne girdim, 35 metrekareyle başladım. Cenab-ı Allah Türkiye'de ilk defa 2500 metrekareye ayakkabı mağazasını açmayı nasip etti. Adıyaman merkezdeydik biz, 6 tane mağaza vardı. Depremden sonra mağazalar kapandı. Bu sektördeyiz. İnşallah şu bölgede daha güzel konumlarda, daha güzel yerlerde daha ferah mekanlar açmayı hedefledik. Şubeler halinde 1-2 sene içerisinde inşallah sizi görebiliriz diyebilirim o zaman. Pekala, buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, burada siz ziyaret edecek olan yerli yabancı turistlerimize ve Alanya halkına vermek istediğiniz mesajlarınızı sıradan almak istiyorum. İlk önce sizden alalım. Vallahi gelip bu lezzetleri tatmalarını isterim ve de bu ferah, rahat ortamı görmelerini isterim. Benim hayalimdeki bu lezzetleri herkese tanıtmak ve de oturdukları zaman rahat etmeleriydi. Öyle bir mekan yaptım, gelip görmelerini isterim. Bu butik işletmede, butik restoranda enfes lezzetlerin olduğu, nefsin yemeğe doyduğu adres diyebilirim. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için her ikinize de çok çok teşekkür ediyorum. Özlem'in yeri ev yemekleri olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Akdeniz Haber Merkezi izleyenleri, bugün sizlere Antalya'nın Alanya ilçesinden seslendik. Muhteşem lezzetlerin bir arada buluştuğu Özlem'in yeri ev yemeklerinin konuyduk. Damaklarınızdan kalıcı bir tat kalmasını istiyorsanız, bu şık mekanda sevdiklerinizle keyifli vakit geçirip bu lezzetleri yemek istiyorsanız bir kez de olsun hepinizi buraya bekliyoruz. Ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.